Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konuğumuz Kia Cerato. Beni biliyorsunuz, detayı çok severim. Siz de detayı seviyorsanız tam videosundasınız. Kia Cerato ile ilgili aklınızda ne kadar soru işareti varsa hepsini bu videoda bulacaksınız. Her zaman olduğu gibi yine çok detaylı bir video olacak. Haydi başlayalım. Cerato'nun ön tarafına baktığımızda sitten de tanıdığımız projeksiyon tipli burada farlarımız var. Halojen olarak yanıyor. Dörtlerimiz de aynı şekilde halojen olarak yanıyor. LED gündüz farlarımız bir karakter çizgisi olduğunu söylemek lazım. Sitte de buna benzer bir çizgi vardı ama burada böyle parça parça yapılmış, hem üstte hem altta. Alt tarafa baktığımızda burada sis farlarımızın olmadığını görüyoruz. Yeri şurası arkadaşlar, şöyle çapraz olarak geliyor. Aslında ülkemize gelmeyen donanımlarda burada LED farla beraber yine LED sis farları geliyor. Alt tarafta gerçekten daha güzel görüntü var. Maalesef hem çip krizi var, hem sevkiyat krizi var. Şu an neredeyse pandeminin başına geri dönmüş durumdayız. Araç bulmak gerçekten zor. O yüzden şu an ilk etapta ülkemize alt donanımlar geliyor. Onu böyle dipnot olarak söylemek lazım. Far grubunun yanından gümüş renkli bir parça geliyor. Buradan da devam ediyor. Ortaya doğru Kia logomuzun ortasına doğru yine Kia logomuzla aynı malzemeden yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir şöyle geniş açıyla da gösterirsem böyle farklı ve karakterli bir duruş var. Böyle bakınca çok da agresif bir görünüme sahip olduğunu söylemek lazım. Bu ön panjurumuz parlak siyah malzemeden yapılmış ama alt taraftaki parçalar arkadaşlar onlar boyasız olduğunu söylemek lazım. Şöyle yan tarafa doğru geldiğimizde burada bir hava girişimiz var. Buradan gelen hava ön disklerimizi soğutmaya yardımcı oluyor. Buradaki lastik ebatımıza bakalım. 205, 55, 16 ebatında. Kia'nın her zaman ben bu alışımlı jantlarını beğenirim ki bunlar da gerçekten güzel. Atmosferik bir motorla geliyor ve bağımsız değil, torsiyon çubuğu var. Ondan dolayı büyük bir ihtimal hani beygir gücünde alakalı olarak burada kampana fren uygulanmış olabilir. Gördüğünüz gibi sinyallerimiz alt tarafta yanıyor. Geri vites lambalarımız yine alt tarafta. Burada bir difüzör tarzı bir yer de var. Güzel bir yapıya sahip burası. Hoşuma gitti açıkçası. Yalnız burada bir eleştirim de tabii ki araçta LED far olmadığı için buradaki aydınlatma grubumuz da LED değil, halojen olarak yanıyor. LED farla beraber LED burada stop grubu da geliyor. Şöyle bakın, buradaki tasarımın LED olsaydı gerçekten çok şık olacaktı. Buradaki çizgilerin içerisi böyle çok daha net bir şekilde yanacaktı. Çok da güzel dururdu diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Burada bir geri görüş kameramız var. Kamera geldiği için de park sensörlerimiz arkadaşlar maalesef araçta yok. Arka tarafa gelmişken buradan hemen bagajımızı gösterelim. Şöyle bakın arkadaşlar, maalesef buradan bir açma yerimiz yok. Aslında yeri yapılmış buraya ama burada bir düğme yok. Asistandan rica edelim. Evet, bagajı açalım. Bagaj açıldığı zaman böyle otomatik açılırmış gibi bayağı bir açılıyor. Hani bir seferde, ama buradan da bir açılma yeri olması lazımdı. Bu arada asistanımız da artık bizimle beraber. Bundan sonra onun da yorumlarını alacağız. Burada tam 502 litrelik bir hacim bizi karşılıyor. Şöyle yaklaşalım ve detayları gösterelim. Herhangi bir arkadaşlar burada göz yok. Sabitleme halkası yok. Şöyle buraları da göstereyim. Burada ince bir kontrplak diyemem. Burada plastikimsi bir malzeme var. Ve onun altında tam boy bir yedek lastiğimiz mevcut arkadaşlar. Yedek lastik olması gayet güzel. Burada bizi memnun edecek kadar bir hacim mevcut. Şimdi bagajı kapatalım. Arka tarafa geçelim. Baş ve diz mesafesini hemen bir gösterelim size. Şöyle. Evet. Burada bakın, ön koltukları ben kendime göre ayarladım. Burada neredeyse bir karış bir diz mesafesi mevcut. Baş mesafesi ise arkadaşlar yine 4 parmak kadar bir baş mesafesi var. Boyunda tabii 1.82 olduğunu söylemem gerekir. Burada bir havalandırma menfezimiz var. İki taraflı, her iki kişi de ayarlayabilir kendisine göre. Burada da bir tane USB girişimiz var. Çok küçük bir şaft yüksekliğimiz var. Yani 2 parmak kadar bir yüksekliği var. Varla yok arasında. Burada 3. kişi de çok rahatlıkla oturabilir. Şoför arkasında herhangi bir cep yok ama yolcu tarafında gördüğünüz gibi bir file yapılmış. Tabi burada kapımızı hemen gösterelim. Buradaki malzeme kalitesi bence gayet iyi. Şöyle baktığımda sanki yumuşak bir malzemeymiş gibi burası görünüyor. Burada parlak siyah malzeme var. Şuralar deri kaplı. Temas edeceğimiz yerler deri kaplanmış. Şuradaki hoparlörün buradaki dizaynında bayağı bir hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Buradaki delikli yapı bayağı buraya doğru devam etmiş. Burada da yine bir su şişesini alabilecek kadar büyüklükte bir yer var. Şimdi ön tarafa doğru gelelim. Ön tarafı detaylarını size göstereyim. Çok güzel bir rengi var. Böyle metalik beyaz. Çok
parlak bir renk gayet güzel duruyor. Güneş de gerçekten güzel parlayacaktır. Şöyle bakın, burada bir kedi göz reflektörümüz var. Alt taraftan burada daha büyük bir eşya saklama ve su koyma için yerimiz var. Deri kaplama olması gayet güzelmiş arkadaşlar. Birçok yerini deri kaplamışlar. Burada kalite hissiyatı gerçekten iyi. Arka tarafta benzer bir malzeme var ama bunun altında yumuşak bir malzeme de eklenmiş. Dokunduğunuzda burası yumuşak hissediyorsunuz. Parlak siyah malzeme ve burası sanki premium bir araç kapısıymış gibi de böyle bir hissiyat uyandırıyor. Gerçekten kapı tasarımını beğendim. Kullanılan malzeme gayet iyiymiş. Tuzla bir anahtarımız var ama Kia'ların, her zaman söylüyorum ben, bu anahtarını bayağı beğeniyorum. Kalite hissiyatı, özellikle bakın şuradaki plastik kalitesi çok iyi olduğunu söylemek lazım. Şöyle anahtarımızı takalım, burada aydınlatmalı. Şöyle göstergelerimiz gene görelim. Ortada 8 inçlik bir multimedya ekranımız var. Göstergemizdeki ekranı merak ediyorsanız burada da 3,5 inçlik bir ekran var. Şöyle ekranımızı biraz kurcalarsak arkadaşlar, tüm menüleri buradan görürüz. Ayarlar menüsünü buradan. Klima ayarımızda şöyle bir özellik var. Dikkatimi çekti. Hoşuma gitti. Burada otomatik nem giderici var. Cam yıkama sıvısı kullanıldığını etkinleştir diye bir özellik var. Silecek suyumuzu sıktığımızda o kimyasalın kokusu içeri gelmesin diye dış hava sirkülasyonunu kapatıp iç hava sirkülasyonunu aktif eden bir özellik. Bence güzel bir özellik arkadaşlar olmuş. Kılavuz, ayarlar, sesli notlar gibi burada birçok özellik var. Cihaz bağlanabiliyor. Telefon yansıtma etkinleştir. Buradan Android Auto ve Apple CarPlay'i kullanabiliyoruz. Dörtlerimiz burada. Hava menfezlerimiz burada. Şöyle bakalım, buralarda yumuşak malzemeler kullanılmış ve burada dikiş efekti verilmiş bir malzeme. Şöyle onu da yakından bir göstereyim size. Buradaki malzeme kalitesi gayet güzel ekran arkadaşlar. Tabii ki üst donanımlara çıktığımızda burada full dijital ekran geliyor. Seat'ten biliyoruz dijital bir ekran var. Maalesef büyük bir ihtimal bu araç alt donanımlı. Elegance isminde ama şöyle ben bir burada bir etiket var. Onu size bir göstereyim. Bakın burada 1.6 GLS diyor. Zannetsem GLS donanımına sahip olan bir araç bu. Made in Kore. Kore'den de geliyormuş. Onu da söyleyeyim. Sırtıma da etiket yapışmış bu arada. Aracın her şeyi üzerinde olduğu için arkadaşlar şu an bütün poşetler. Aracın bakarken bakın her tarafta naylonlar var. Çekerken etikette bize yapışmış. Şöyle onu şu kenara koyalım. Çıkarken atarız. Aşağı doğru geldiğimizde burada manuel klimamız var. Şöyle buradan ayarları. Gayet buradaki tuşların büyük olması çok iyi. Kullanımı çok rahat hale getiriyor. Şuralar sert, buralar yumuşak malzemeden yapılmış durumda. Şurada bir telefon koymak için yer var ve bunun altında bir çakmaklığımız, burada da bir USB ve burada yine bir çakmaklık, 12 volt 180 wattlık bir giriş var. Burada bir eşya gözümüz var, çok rahatlıkla kullanabiliriz. Burada vitesimiz var ve manuel olarak da bunu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Direksiyon üzerinde herhangi bir kulakçığımız mevcut değil. Bunların detaylarını video sonuna doğru teknik detaylar bölümünde anlatacağım, motor ve şanzıman bilgilerini. Burada parlak siyah malzeme kullanılmış. İki tane bardaklığımız var. Burada bir küllük bırakılmış. Bunu isterseniz arkaya, isterseniz öne doğru koyabiliyorsunuz. Tabii bir manuel el frenimiz var ama deri kaplı değil. Bunu deri kaplı olmasını isterdim. Çünkü direksiyon deri kaplı, vites topuzumuz da deri kaplı ama el frenimiz maalesef deri kaplı değil. Burası da kolçağımız da yine üzeri böyle vinil bir malzemeden yapılmış. Şöyle bakın, içerisinde bayağı büyük bir alan var. Buraya da birçok eşyamızı rahatlıkla koyabiliriz. İleri geri hareket etmiyor. Yukarıda kalıyor mu? Yukarıda da kalmıyor arkadaşlar. Sabit durmuyor. Bir torpido gözümüzü de gösterirsek, bir hidrolik değil. Ha, hidrolikmiş. Yavaş yavaş iniyor aşağı doğru. Burada benim dikkatimi çeken türbin tipli burada havalandırma menfezleri var. Bunları bu şekilde ayarlayabiliyoruz ve bunun etrafındaki bakın kromajlar da yine gayet güzel olmuş. Burada hazır göstermişken burada far yükseklik ayarımız, gösterge aydınlatmamızın şiddetini ayarladığımız tuş, ESP off ve lastik basıncını sabitlemek için burada da bir tuşumuz var. Direksiyon tasarımımız gayet hoş bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bunları yorum kısmına, tabii ki her görüşünüzü yorum kısmına yazabilirsiniz. Burada bir fikir alışverişliğini yapmış için çok güzel olur. Burada multimedya ekranını ayarlıyoruz. Sağ taraftansa yol bilgisayarını, hız sabitlemeyi arkadaşlar buradan ayarlıyoruz. Asistanımıza sıra geldi. Bakalım onun görüşleri neler? Araç hakkında düşüncelerini soralım. Nasıl, Serato'yu sen beğendin mi? İlk önce söylemeden önce bir şey göstereyim. Baba bir bakayım. De bu arabanın stop LED lamba. LED lambalı halini de çok beğendim. Burada arkada da bakayım yakından böyle bir görse şöyle. Önce ön tarafını bir görelim ekranda. Bakın arkadaşlar bu da en dolu versiyonu ve LED farlı olan hali. Burada bakın
dışarıda gösterdiğim ön taraftaki sis farı olan yer. Bakın bu şekilde sis farlarımız var. Tabi burada daha büyük bir alışımlı jant var. Bu da Kent Cerato'nun kataloğundaki fotoğraf. Diğeri, bir de burada toplanma hali var. Bunlar işte bu. Da çok güzel. Bakın çizgileri görüyor musunuz? Boydan boya. Bakın boydan boya çizgili olan hali. Ve jantları da jant tasarımında görüyorsunuz. Gerçekten bu çok daha güzelmiş. Buradaki difüzör tasarımı da farklıymış. Bu da baya baya iyiymiş. Ve bakın arkadaşlar burada sunroof var. Geri görüş kamerası bu araçta da var. Sunroof maalesef yok arkadaşlar. Bakın burada herhangi bir özellik yok. Bunun için bir üst donanım paketinin ülkemize gelmesi lazım. Buradaki fotoğrafta gördüğünüz gibi de alt tarafta da farklı açık renkli olan versiyonu da varmış bu aracın. Valla güzel dikkat etmiş. Gözünden kaçmıyor hiçbir şey. LED farlı olan versiyonu ben fotoğraf olarak koyacaktım ama canlısı gerçekten Cerato'nun kendi kataloğunda mevcutmuş. Evet, senin görüşlerini alalım. Biz seninle beğendiğin ve beğenmediğin şeyler olarak yapıyorduk. Bakalım hadi. Beğendiklerin beğenmediklerini anlat bakalım. Arkadaşlar çok merak ediyor çünkü senin görüşlerini. Öncelikle şey diyeceğim. Bu el freninin deri yapmamasının sebebinin aslında bu kolçakla uyumlu olması için olabilir. Hem buradaki vitesle direksiyonun kumaşı da benziyor zaten, aynı. Evet, bunlar benzer malzeme kullanılmış benzer üzerinde. Malzeme, bunlar da benzer malzeme. Bunlar da benzer belki malzeme. O yüzden evet, deri yapmamış olabilirler. Doğru, olabilir. Bir de buranın yumuşak olması çok hoşuma gitti. Evet, güzel. Evet. Ve burada aslında ambiyans aydınlatma olsaydı güzel olurdu. Ambiyans böyle aydınlatma. Evet, güzel. Evet, bence de burada bir şu şeridin altında böyle bir küçük bir ambiyans aydınlatma olsaydı bence gerçekten çok da kalite hissiyatını arttırır bir durum, evet, olurdu. Evet, devam et bakalım. Başka sevmediğim bir şey bagajın anlatmıştın zaten. Düğmesi olmaması. Düğmesi açılırken olması içeriden açılıyorum sadece. Kolları içeriye girdiği zaman hani yeri biraz kaplıyor gibi geldi bana. Evet, bagaj ayakları, aynen, biraz böyle içeri girdiğinde orada bir kör alan oluşturuyor. Oraya üst üste koyduğun zaman sanki onu böyle girmeyecek gibi, takılacak gibi bir şey oldu. Evet, bende bayağı dikkatlisin. Kocaeli Kayalar Kia bayindeyiz arkadaşlar. Cerato ve diğer Kia'larla ilgili bilgi almak istiyorsanız, fiyat bilgisi almak istiyorsanız özellikle fiyat soracaksınız çünkü. İletişim bilgilerini alt tarafa bırakacağım. Kendilerine oradan ulaşabilirsiniz. En net, en doğru fiyat bilgisini oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Kia Cerato ülkemize tek motor ve tek donanımla geliyor şu an için. Bu motor 1.6 litre, 128 beygir ve 155 Nm tork değerleri sürüyor. Bu aracı 11.6 saniyede 0-100 hızlanması sağlıyor ve 195 km'lik de maksimum hıza çıkarıyor. 7.3 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi var. Arkadaşlar merak etmeyin, tüpe uygun bir motor, atmosferik bir motor. 502 litrelik bir hacim var bagajda. Burada rahatlıkla tüp içinde yer olduğunu söylemek lazım. Kia Cerato'yu dilim döncünce dönmedi. Size anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Dilim de dönmedi ama söyleyemedik. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.